Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni telefonumun kutu açılışıyla birlikteyiz. Gelin birlikte bakalım yeni telefonun modeli neymiş. Dilerseniz şimdi videoya geçelim. Başlıkta da gördüğünüz gibi yeni telefonumun kutu açılışıyla birlikteyiz. Sürprizli model. Hepsi burada sponsorluğu. Şaka. Aldım mavili meyve bıçağımı. Deşeceğim kutuyu. İnşallah güzel görünüyordur. Şöyle bakayım. Evet. Bu değişik bir açı olsun dedim. Şöyle yavaşça açıyorum. Şu an videoyu durdurup tahminlerinizi aşağıda yorumlara yazın. Ve videoyu beğenip kanalda abone olursanız sevinirim. Dırırım. Gerilim müziği koyacağım buraya. Güzel bak, kutu biraz hırpalanmıştı ama içine patlata sardıkları için sağlam gelmiş herhalde. Evet, şöyle tutayım. Mi Xiaomi. Şöyle keselim. Kutuya zarar vermeden. Redmi Note 9 Pro. Ağır ya. Xiaomi Türkiye garantili. Bu bizim için önemli bir detay. Şöyle bir aşağı şuraya şeylerini kapatayım. Bilgilerini size göstereyim. Gri 128 GB. Yavaşça açalım şöyle. Şu garanti belgemiz önemli. Mi Türkiye. Evet. Hazırsak. Kutu bayağı yavaş açılıyor ya. Törenle resmen. Yani heyecanlıyım ama kutuyu açana kadar heyecanım gitti. Çünkü çok yavaş açılıyor. Telefon yok içinde. Olmaz ki. Şunu alalım. Burada sim kartı iğnemiz var. Bunu çıkarayım. Bu birazdan bize lazım olacak. Ve abi şunları artık yani dijital yapın. Bir şey yapın. Okumuyoruz ki yani. 6S'de bak. Var. Bir kere okumadım. Bunu da okumayacağım muhtemelen. Bir kılıf. Bak. Şimdi bu telefonun aynısının 64 GB'lık yeşili bizde var. Babam da var. Babam kullanıyor. Onunla kıyaslayacağım. Kılıf bunda koyu renkli şeffaf çıktı. Bak bu farklı. Onda tam şeffaftı. Bunda koyu çıktı. Sararsa da çok belli olmayacağını düşünüyorum. Şöyle bak bunu eleştirmek istiyorum. Hah, eleştirmeme gerek kalmadı. Telefonu alacak şey yok diyecektim. Varmış. Ağır biraz. İlk izlenim. Burada 64 megapiksel quad kamera diyor. 30 wattlık hızlı şarj desteği var. Redmi Note 9S ile 9 Pro'nun en büyük farkı bu ve 64 megapiksel kamerası. Snapdragon 720G var. 6.67 inçlik. Zaten bu telefonla ilgili detaylı özellikleri inceleme videosunda söyleyeceğim. Şimdi şunu bir kenara koyalım. Şöyle. Bıçağı da artık gerek kalmadı. Kitapları da geri şuraya koyalım. Böyle düzenli toplayalım. Kılıfımızın poşetine de zaten. Sonra şöyle kenara alıyoruz bu ara bölmeyi. Bir Type-C kablomuz çıkıyor ve bu içi şöyle görünüyor mu? Dur ya şöyle açalım. İçi turuncu. Xiaomi rengi. Bunu kenara alalım. Ve kavgada adam dövmelik. Böyle bunu al böyle fırlat adamın kafasına. 33 wattlık hızlı şarj adaptörümüz çıktı. Şöyle yavaştan telefonu açalım. Bu arada telefonu da hafiften kontrol ediyorum bir sıkıntı var mı yok mu diye. Yok. Şimdi bu telefonun bir güzel yanı fabrikasyon cam filmiyle gelmesi. Cam filmiyle geliyor. Şu arkadaki etiketi şunları kenara alalım ve telefonu uyandıralım. Evet, Redmi. Açıldı. MIUI. Kılıfa da takarız birazdan. %58 şarjla geldi bu arada. Şöyle. MIUI 12 yüklü geldi. Son güncelleme zaten. Dili Türkçe. Türkiye. Ağa bağlan. Wi-Fi'ye da bağlandık. İleri diyorum. Okudumu kabul ediyorum. Sim kart tak diyecek. Sim kartı takalım.
Evet, şöyle sim kartı da bunun yanındaydı. Bunda çift sim artı SD kart yuvası var ayrı ayrı. Bire takalım sim kartımızı. Sim kartı kontrol ediyor. Evet, sim kartımızı da taktık. Güncellemeleri denetliyor şu an. Bayağı sağlam oturdu da rengini kapattı biraz işte. Güzel bence. Böyle güzel oldu. Bak, iPhone'dan kurabiliyormuşuz. Ama benim iPhone'da zaten bir şey yok. O yüzden sıfırdan kurulum yapsın. Oturum açtı. Ben şimdi hemen oturumumu açayım. Google hizmetlerini kabul ettim. Drive'e ekle, konumu kullan falan. Bunlar klasik şeyler. Kuruluma devam et. Evet, hafıza dolunca telefon değiştirdik. Sonraki Google Pay şimdilik atlayalım. Son rütuşlar yapılıyor. Mi hesabı var, Google hesabı var. Google hesabımızla oturum açsın. Evet. Yeni bir Mi hesabı oluşturdu benim Gmail'im üzerine. Ve sanırım artık sona geliyoruz. Şimdi parmak izi oluşturalım. Parmak izinizi ekleyin diyor. Şöyle bunun parmak izi sensörü yandaki power butonuna gömülü. Basınca mı olacaktı? Parmak izini ekleyemedim. Varsayılan başlatıcı uygulama çekmecesi var. Yukarı çekip gelen bir de klasik var. Ben biraz daha kolay olsun diye klasik yapacağım. Temada ne olsun Burak? Klasik olsun. Klasik mi? Bence sınırsız olsun. Klasikler. Sınırsız olsun. Bak buralar daha güzel olur. Sınırsız seçelim. Sınırsız. Tema uygulandı. Kurulum tamamlandı. Parmak izi eklemedik. Onu bir eklemeyi göstereyim. Daha detaylı şeyleri inceleme videosunda ayrıyeten anlatacağım zaten. Bir hafta falan kullanayım. Bakalım neler var neler yok. Bu şimdilik bir ilk izlenim ve kutu açılışı. İlk izlenim bir tık ağır. Özellikle iPhone'dan sonra iPhone bayağı hafifti ve küçüktü. Bu biraz büyük. Onun haricinde biraz parmak izi bırakacak sanki ama kılıfla onu hallettik. Böyle başka bir detay. Yüz tanıma var bunda. Evet. Telefon açıldı şu an. Bir sürü şey yüklüyor şu an. Ne yapacaktık? Ayarlara girecektik. Şimdi parmak iziyle kilit açma desenimi çizeyim. Parmak izinizi ekleyin diyor. Parmağımı okutuyorum. Şimdilik bir tane yeterli. Ay, bunların da yerini değiştireceğim. Yüz tanıma var. Yüz tanımayı şöyle bir yapalım. Hızlıca taratacağım. Çok hızlı bir şekilde taradı. Deneyelim şimdi. Hemen açıldı. Evet, yeni telefonumu gördünüz. Redmi Note 9 Pro. Kutu açılışını yaptık. Birlikte kurulumunu yaptık. Daha detaylı bilgiyi inceleme videomda bulabileceksiniz. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.